Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesiran. Selamun aleyküm. Ecir Kapısı programında yine çok değerli bir konumuz var. İsmaila Vakfı Fıkıh Heyeti Başkanı kıymetli Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızla İsmaila Külliyesi inşaatından sizlere sesleniyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Böyle hizmetler daim oldukça hem şükretmeye hem de iyi olmaya devam edeceğiz inşallah. Hocam şu an tarihe tanıklık ediyoruz. İsmaila Külliyesi'nin inşaatındayız. Külliyenin İslam kültürü, dinimiz açısından önemi nedir hocam? Kısaca bahseder misiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Yani bizler insanoğlunun yeryüzünde varoluş, yaratılış gayesi ne? Onu Mevla Teala bizlere ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mevla Teala buyuruyor ki ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler. Yani kul olsunlar diye yarattım. Demek ki bizim yeryüzündeki varlık gayemiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır. Evet. Tamam, Allah Teala'ya hakkıyla kul olalım da bunun yolu ne? Bunun yolunu da illaki dinimiz bize beyan etti. Bu yolu beyan noktasında İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu'nun mektubatından bir ibare okuyalım. Konuyu daha iyi anlama açısından, buradan hareket ettiğimiz zamanda da külliye veyahut da dini eğitimlerin yapılmış olduğu yerlerin ehemmiyetinin ne kadar daha çok olduğu, çok daha önemli olduğunu anlamış oluruz. İmam-ı Rabbani diyor ki, وَاِنَّ لِشْشَرِعَةِ سَلَاسَةَ اَجْزَائِنِ Şeriat, yani din-i mübin-i İslam'ın 3 cüz'ü var, 3 cüzden oluşuyor. اَلْعِلْمُ وَالْعَمَلُ وَالْاِخْلَاسُ İlim, amel ve ihlas. Evet. Akabinde diyor ki yine İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu وَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كُلُّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاسَ فَلَا تَتَحَقَّقُ الشَّرِيَةُ Bu üç cüzden her biri gerçekleşmedikçe hakiki anlamda şeriat, yani din-i mübin İslam insanların hayatlarına yerleşmiş olmaz. Evet. Tümüyle tahakkuk etmiş olmaz. Dolayısıyla hem ilim, hem amel, hem ihlas. Bunların üçü de gerekli. Ama dikkat ederseniz sayılanlar içerisinde birinci derecede ilim ifadesi evet. kullanıldı. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak ilim merkezlerini, özellikle de ahir zaman dediğimiz içerisinde yaşadığımız bu dönemde fitne ve fesadın doruk noktaya ulaştığı, ilmi anlamda ifsatların yoğunlaştığı bir dönemde şeriat ilimlerini, yani şer'i ilimleri, dini ilimleri hakkıyla anlatandan maksadımız da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan ashabınız, ashabının, tabiinin, tebe-i tabiinin ta günümüze kadar o şekliyle o ilmi koruyup insanlara aktaran insanlara ihtiyaç var. Evet hocam. Bu insanların yetiştirilmesi için de işte bu külliye gibi veya başka bir yerdeki nerede olduğunu çok fazla önemi yok. Evet. Ama şurası önemli. Bu ilimlerin mutlaka hakkıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı hayatı aynen bize aktaracak şekilde talebeler yetiştirecek ilim adamlarına ve o ilim adamlarının eğitim vereceği merkezlere ihtiyaç var. Evet. İşte bu İsmail Ağa'nın yapmış olduğu bu çalışma da o merkezlerden birini oluşturmaktan başka bir şey değil. Evet. Gaye ve maksat budur. Çünkü biz Efendi Hazretleri Kuddüs-i Sürruh'dan 45 yıldır yanında olan birisi olarak hep bunu gördüm. Bizim rahmetli Zekeriya Efendi vardı, vakıf başkanı. Evet. Derdi ki ben çok insan tanıdım yani, tüccar olmam hasebiyle. Dini anlamda faaliyet gösterenleri de tanıdım. Ama Efendi Hazretleri gibi şimdi görmedim. Her gün hayranlığım biraz daha artıyor. Çünkü hayatında 3 şey var. Hayatındaki 3 şey, talebe, medrese, hoca. Bunun ötesinde hayatında ne kendisi var, ne ailesi var, ne çocukları, ne yakını, ne akrabaları. Hiç kimseyi görmedi. Sadece bu üçünü gördü. Evet. Biz de Efendi Hazretlerinden almış olduğumuz bu terbiye ile diyoruz ki hayatımızda
aynı bu üç şey olsun. Talebe, hoca, medrese. İnşallah. İşte o medrese ayağını burası oluşturuyor. İnşallah. Yani dini eğitimlerin yapılacağı, dini ahkamın hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği şekilde, diğer bir ifadeyle ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi görüşleri doğrultusunda yürütüleceği merkeze ve merkezlere çok ihtiyaç var. Evet. İnşallah merkezlerden birisi de burası olacaktır. İnşallah. O açıdan bizim bütün temennimiz bir an önce buranın tamamlanması ve bu hizmete sunulmasıdır. Biz evet, bunu hocam. İstiyoruz. Allah da bizlere inşallah müyesser eder. İnşallah hocam. Bunun yanında ekleyecek olursak, hayrukum men taallemel Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğreteninizdir. Dolayısıyla burada Kur'an'ı öğrenen ve öğretenden maksat tabii ki öncelikle Kur'an'ın hıfzı olsun ama onun yanında ahkamı. Kur'an'ı öğrenmekten maksat ahkamıdır. Dolayısıyla o ahkamı öğrenip insanlara aktarılacak yerler de işte böyle yerlerdir. Allah Teala hakikaten bizlere bu tür yerlere önem veren, ehemmiyet veren, hiçbir maddi gücü olamayabilir bir insanın evet, ama dua eder. Evet. O da buraya yardımdır, o da buraya destektir. O bile yeterlidir. Kazanma açısından o bile yeterlidir. Onun için Allah Teala çalışanlardan, vesile olanlardan, bu işte adım atanlardan, önder olanlardan kim varsa hepsinden razı olsun. Biz amin sadece hocam, dua ederiz. Amin. Hocam siz müderrislik yönünüz var. Hem tekamülde hem ihtisasta derslere giriyorsunuz. Hem de dini meseleleri danışma hattımızda bulunan hocalarımızın da başındasınız. Bu konuda hepsi ayrı birimlerde, ayrı mekanlarda çok zorluklar çekiliyor. Yani Allah razı olsun, Mevlam size de sabır versin. Burada inşallah külliyemizle birlikte hepsi bir arada cem olacak. Bu konuda neler demek istersiniz? Şimdi kardeşlerimiz buranın projesini hazırlarken zaten o hizmet de burada yürütüleceği için, yani gelen telefonlara, fetvalara cevap danışmak istiyor insanlar dini evet, anlamda. O danışmalara cevap verecek kardeşlerimiz de o hizmeti burada yürütecekler. Dolayısıyla bize kardeşlerimiz sağ olsun, yani mühendisinden, mimarından, evet, vakıfta yetkili kardeşlerimizden gelip bu işi burada yürüteceğiz. Nasıl bir yer olsun, nasıl bir şey yapılsın diye müracaatta bulundular. Evet. Biz de onlara şöyle şöyle olursa güzel olur dedik. Sağ olsunlar bizi de kırmadılar. Evet. Tabii ki çok zor şartlarda başlayan bu mesele burada Allah'ın izniyle hani halk diliyle ay yoka çıkacaktır inşallah. İnşallah hocam. Hepimizin temennisi, arzusu bu. İsteği bu. Bu yönde de vakıftaki kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oluyorlar. Hem de dilediğimiz şekilde de yapıyorlar. Burada dilediğimiz şekilde derken uçuk bir şey değil bu. Evet. Sadece ihtiyacı karşılayacak şekilde evet, çalışmaları yapıyorlar sağ olsunlar. Biz çok daha ileriye ulaşacağına inanıyoruz. İnşallah. Halkımızın rağbeti oldukça bu tür işler zaten Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam eder. Hem halkın rağbeti olsun, halkın rağbetini de tabii ki bizim çalışmalarımız teşvik etsin. Biz de o rağbetin karşılığını hakkıyla verelim. Verirsek merak etmesin kimse, bu iş böyle yürür Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam efendi hazirlerimiz de dile kolay. Demin de ifade ettiğiniz gibi 45 senelik bir birlikteliğiniz var. Rahle-i tedrizatından geçtiniz. Çok beraberlikleriniz oldu. Gerek özelde veya genel bir ders halakasında efendi hazirlerimizin medrese talebi hakkında birkaç sözünü, kelamını bizlerle paylaşabilir misiniz? Yani efendi hazirlerinin daha doğrusu ilim konusundaki şevkini acizane bu kardeşiniz çok iyi bilir. Evet. 9 aya yakın bil fiil efendi hazirlerinin yanında kendisi gözleri çok iyi görmediği için kitap okuyan, ilim kitaplarından okuyan, efendi hazirlerinden dinleyen ve ben de kendime göre bir şeyler anlatan birisiyim. Evet. Efendi hazirlerinden gördüğüm odur ki ilim noktasında asla tavizi yoktur. İlim noktasında asla tavizi olmadığı gibi öyle bir taşkın gayreti vardı ki o kadar işlerin arasında ilim mevzu bahis olduğu zaman önceliği ilme verirdi. Buna şahit olan bir kardeşinizim ben. Evet. Bunu birebir yaşadığım için bunu söylüyorum. Böyle 45 sene yanında olmak da az bir şey değil evet, elhamdülillah. Hocam. Ve Efendimiz Hazretleri'nin ilme verdiği değeri çok fazla biliyorum. Ama bunun yanında şu ifadesini de Efendimiz Hazretleri'ni hiç unutmam. İlim şart. Bu olmadan olmaz. Bunu zaten İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Ruhu'nun mektubatına biraz vakıf olan kişi İmam-ı Rabbani'den de anlar bunu. Evet. Neden İmam-ı Rabbani'den bu konuda bahsettim? Çünkü Efendi Hazretleri de aynı silsilede. Evet. Yani o silsilenin temel özelliklerinden birisi ilmi hep ön plana çıkarmaktır. Evet. İnanın Efendi Hazretleri'ni zahirden gören bir kişi
Efendi Hazretleri'nin o cihetini öncelikle görür. Evet. Tasavvuf cihetini daha çok içeride tutar. Evet. Ama şu sözünde dediğim gibi unutmuyorum. İlim tasavvufla beraber olursa bereket bulur ve insanlara faydalı olur. Onun için inşallah biz burada, niyetimiz budur. Rabbim niyetimizi daim etsin. Amin. İnşallah da öyle olacaktır. Sadece ilim değil, tasavvufla beraber ilim. Hem de tasavvufu ilimle çelişmeyecek şekilde yürütecek evet. kişileri inşallah burada yetiştireceğiz. Allah nasip ederse. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rabbim inşaatında burada buluştuğumuz gibi inşallah hizmete açıldığı zaman sizin ders halakanızda da bulunmayı bizlere nasip i̇nşallah, eylesin inşallah. İnşallah. Hocam. Hep birlikte inşallah o mutlu günü hep beraber sağlık ve sıhhat içerisinde yaşarız. Mevla Teala bu hizmetin bir an önce tamamlanmasını ve gerçek gaye ne ise ona hizmet etmesini Mevla'dan niyaz ediyoruz. Allah Teala dediğim gibi çalışan kim varsa, bu yolla uğraşan kim varsa hepsinden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün konuğumuz İsmaila Vakfı Fıkıh Heyeti Başkanı değerli Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızdı. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz buyuruyor, kim bir cami bina ederse Allah-u Teala cennette ona köşk bina edecektir. Yani biiznillahü teala cennete girecek ve orada o köşkü görecek, bulacaktır. Allah'ın dinine, onun yerleşmesine, onun yaşamasına, onun öğrenileceği yerlere, onun yaşanılacağı mekanlara bunları oluşturmaya ağırdan almayacağız cemaat müslümin. Sari'u buyuruyor, sabiku buyuruyor. Diğer işleri ağırdan alabilirsiniz. Binaenaleyh bir apartman, diyelim ki bir bina, 3 senede bitiyorsa bizim külliye inşallah 3 ayda bitmesi lazım. Bu ayetler bunu söylüyor. Öyle bir proje ki cemaat-i müslümin şu cemaate, şu ümmete hizmet noktasında inşallah orada keennehu yok yok yani. Böyle zengin bir proje yapılıyor. Allah Teala tamamına erdirsin inşallah. Allah Teala yardımcı olanlardan, olacak olanlardan razı olsun.